Teşekkürler Ömer Saraç. Senin de söylediğin gibi Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde bugün Basel'i konuk edecek ama bunun bir Avrupa maçı olmasının yanı sıra son günlerde yaşanan deprem felaketinin deprem felaketinin ardından çok daha farklı anlamlar içerdiğini söyleyelim. Bugün tribünde renklerin kardeşliği olacak adeta. Sadece Trabzonspor taraftarları değil, ülkenin dört bir yanından gelen farklı takım taraftarları da yer alacak. Aynı zamanda Sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun çağrısıyla birçok kulüp başkanı da bugün Trabzon'a gelecek ve maçı hep birlikte tribünden takip edecekler. Protokol de dahil bas türümünü dahil bugün stadyumdaki herkes maça ücretli girecek ve bu ücretler de depremzede vatandaşlara gönderilecekler aynı zamanda maça gelecek olan taraftarlardan da e, oyuncak getirmeleri talep edildi. Depremden etkilenen çocukların en azından yüzünde bir tebessüm oluşturabilmesi adına stadyum girişinde oyuncaklar toplanacak ve bu oyuncaklar da deprem bölgesindeki vatandaşlara, çocuklara gönderilecek. Henüz biletlerin tamamı tükenmedi. Bu gerçekten üzüntü verici. Yaklaşık 4000 civarında biletin henüz tamamen satılmadığını söyleyelim ama Fenerbahçe Kulübü Trabzonspor'un çağrısına kulak verdi ve bin adet online hatıra bilet satın alarak depremzede vatandaşlara bağışta bulundu. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında aslında bütün takımlarımızın arasında son dönemde çok ciddi bir paylaşım ruhu ortaya çıktı. Ancak Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında bu paylaşımın daha da arttığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden birçok Fenerbahçeli taraftar da maça formamızla geleceğiz. Sizin için bir sakıncası var mı diye sordu Trabzonspor taraftarlarını. Onlar da başımızın üstünde yeriniz var dedi. Gerçekten ülkemiz tek yürek ve tek nefes olarak bu karşılaşmada Trabzonspor'u destekleyecek en azından yüzlerde bir tebessüm oluşturması açısından Dün Bazel Teknik Direktörü de Trabzonspor Teknik Direktörü de zorunlu olarak bu maça çıktıklarını belirttiler. İki takım teknik adamı da aynı ifadeyi kullandılar. Bu maçı oynamak zorunda olduğumuz için oynayacağız dediler. Futbolcular da bu görüşte ancak bir yandan da tabii ki Avrupa'da Trabzonspor yoluna devam etmeye çalışacak. Bordo Mavili takımda Marek Hamşik, Edin Dorukan Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Markoviç de bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Bruno Perez'in sakatlığı vardı. O sakatlığını atlattı. Teknik ekibin görev vermesi durumunda oynayabilecek seviyeye geldi. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Trabzonspor adına. Kalede Uğurcan Çakır savunmanın sağında Bruno Perez veya Larsen stoperde Bartra Hugo ikilisi sol bekte Eren Elmalı. Orta sahada Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür üçlüsü. Sağ tarafta Yusuf Yazı solda Trezege de Maxi Gomez'i bekliyoruz. Bu arada biraz önce kar yağışı vardı Trabzon'da şiddetli de bir kar yağışı vardı. Sadyum zeminine branda serildi. Zeminin etkilenmemesi adına ilerleyen saatlerde tekrar kar yağışının etkili olması bekleniyor. Maç saatine yakın bir saatte brandaların kaldırılacağını söyleyelim. Zeminde herhangi bir şekilde maçın oynanmasına engel bir durum bulunmuyor. Tüm taraftarlar siyah giyerek maça gelecekler. Ve özellikle maç içerisinde Trabzonspor Kulübü biraz önce de çağrıda bulundu. Sessizlik çağrısında bulundu. Depremden etkilenen 10 ilin plaka kodu geldiğinde o 10 ildeki 10 il anons edilecek ve burada diye bağırılacak. En azından buradaki maça gelecek olan taraftarlar da bir nebze olsun oradaki vatandaşların yanında olduğu noktasındaki mesajını bu şekilde vermeye çalışacak diyelim Ömer. Buradan tekrar yeniden sözü size bırakalım.